İyi akşamlar sevgili izleyiciler. A Haber'de yepyeni bir programla karşınızdayız. İşte Hayatta iş ve kültür sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerini konuk edeceğiz. Bugün ilk konuğum Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu benim ilk televizyon programım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Vefi Koç Vakfı ile başlamak istiyorum. Bu vakıf çok güzel bir proje var. Son projeden çok heyecanlandım ben. Onunla ilgili sorularım var ama önce bir Vefi Koç Vakfı neler yapıyor? Çok kısa bahseder misiniz son zamanlarda sen? Vefi Koç Vakfı, Vehbi Bey'in, kurucumuz merhum Vehbi Bey'in uzun süren çalışmaları ve çabaları sayesinde 1967 senesinde Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak hayata geçti. Ve özellikle 3 ana konuda eğitim, sağlık ve kültür konusunda faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Buradaki ana fikir kazandığımız iş hayatından kazandığımız şeylerin bir kısmını Türkiye'nin ana sorunlarından özellikle eğitim ve sağlık, tabii kültür de bunun içine giriyor. Buralara aktarmak ve gerekli katkıda bulunmaktı. Bununla da ilgili 2 tane okul, bir tanesi lise, Koç Lisesi, Koç Üniversitesi, Türkiye'nin ilk özel müzesi Sadber Kanım Müzesi ve Amerikan Hastanesi ve onun bir takım türevleri olarak ana bir takım girişimlerde bulunduk. Bunun dışında da tabii bir takım pilot projeler ürettik. Bayağı da büyük projeler. Büyük projeler yani? Ülke satında tabii. Ve burada da en önemlisi ve ana fikir de hem çalışanlarımızı, hı hı, hem bayilerimizi, hem tedarikçilerimizi mümkün olduğu kadar bu projelere dahil etmek ve bu projelerin kendilerini bir parçası yapmaktı. Yani Koç Holding da, hani parayı verip de çıkıp gitmiyor kesinlikle genelde, hayır, değil mi? Herkes bunun sürdürülebilir olması için bütün Koç ailesinin, büyük Koç ailesinin bu projelere gönülden destek vermesi için elimizden geleni yaptık. Ve toplumda bu konuların daha çok bilinirliğini sağlamak için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Ve bunun da devam edeceğini burada özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum. Ben en çok bu memleket meselesi, meslek lisesi, memleket meselesi herhalde en önemli projelerden biri değil mi? Çok etkileniyorum o projeden de. En önemli projelerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz bugün işsizlik dünyayı kasıp kavuran özellikle iş dünyasını ve daha doğrusu sosyal barışı da tehdit eden bir unsur. Biz bununla Batı ülkelerindeki duruma bakarsak şu anda izafi olarak daha iyi durumdayız. Ama bizi de çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve tehdit ediyor. Ve baktığınız zaman sanayiye %10 işsizlik olan bir ülkede piyasaya çıktığınız zaman sanayide kalifiye eleman sayısı bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Yani mesela ara kademede. Bu çok ara kademede. Özellikle formen ve o tip elemanlarda. Bu da tabii ciddi bir paradoks yaratıyor. Bir çelişki var. O bakımdan bunun özellikle meslek lisesindeki boşluğu doldurmak için bir kampanya başlattık. Yaklaşık 8000 tane bursiyere burs verdik. Ve bununla ilgili bir program başlattık. Burada şirketlerimiz, bölge bayilerimiz, tedarikçilerimiz, servislerimiz bu öğrencilerimize sahip çıkıp koçluk yaptılar. Ve bu projede 7 senedir devam ediyor. Tabii bu projenin yaygınlaşması ve biraz daha tabana yayılması ve sürdürülebilirliğini devam ettirmesi için bir gönüllü bir kuruluşla devam etmemiz gerekiyordu. O yüzden mi şu son hareketi söylüyorsunuz? Son hareketi buna bağlayacağım. Tabii. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, ki 20 tane Türkiye'nin önüne gelen şirketlerinin öncülüğünde kendileriyle bir anlaşma yaptık ve
bunu daha çok tabana yaymak için bir girişim olduk. Sağ olsun kendileri de bunu kabul ettiler. İnşallah bunun şirket basında daha da çok yayınlaşacağına ben ümit ediyorum. Siz ama elinizi çekmiyorsunuz değil mi? Beraber işbirliği beraber yürüyecek. Hem öyle hem de Koç şirketleri kendi projelerinde ayrıca bireysel olarak devam ettirecekler. Ben birkaç okul açılışına gittim Anadolu'da hatırlıyorum. Ama okul yapımları devam edecek mi? Kaçı buldu şu anda okul sayısı? En son ben 17 diye hatırlıyorum. Ama. Şu anda tam emin değilim ama 20 civarında. 20 civarında evet. Okul var. Ama okul yapmayı da devam ediyorsunuz. Okul yapmayı şu anda devam etmiyoruz. Ha, bitirdiniz evet, o projeyi bitirdik. Artık. Peki okullardan elinizi çektiniz mi? Mesela bir şeye ihtiyaçları olduğunda kesinlikle dönüp ona müdahale ediyoruz. Ha, müdahale ediyorsunuz ihtiyaçları olduğu zaman. Sanıyorum bütün bu şeyler size ödül getirdi değil mi? Birkaç hayırseverlik konusunda aldığınız ödüller var. Doğrudur. Bununla ilgili Paris'te geçenlerde Koç Ailesi ve Vefi Koç Vakfı adına bir ödül aldık. Bu da çok anlamlı bir ödül. Özellikle filantropi, BNP Paribas'dan filantropi konusunda ve büyük bir gururla bu ödülü hem Vefi Koç Vakfı hem de Koç Ailesi adına almak bana nasip oldu. Ne ve bundan dolayı da çok mutluyum. Peki bütün projelere mi bakıp bu ödülü size verdiler yoksa spesifik olarak tahmin ediyorum bunu tabii yıllarca devam eden bir çalışmayı takip ederek vermiş oldukları bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu arada hazır o konuyu açmışken çok güzel. Ben de bunu yeni bir kitap değil mi? BNP Paribas'ın evet. Koç ailesine ithaf ettiği bir kitap. Burada Türkiye'deki hayırseverlik anlatılıyor. Bütün ta geçmişten bugüne. Ama size sizin ailenize evet. ithaf edildiğine göre demek ki çok önem vermişler. Yani. Çok. Bu senede, bu geçen senenin biliyorsunuz ödülünü bu sene veriyorlar her sene. Evet. Değişiyor. Bu senede merhum Brezilyalı Formula 1 yarışçısı Ayrton Senna'nın aile mi? Kız kardeşinin kendisi için kurmuş olduğu bir vakfın yapmış olduğu filantropik çalışmalar için bir ödül hak etmişti. Kendisi de bunu aldı ve çok hisli anlar yaşadık o çok akşam. Çok güzel bir şey. Kızılay var. O da çok enteresan bir proje. Kızılay çok enteresan bir proje. Sizin fotoğraflarınızı hatırlıyorum. İlk evet. öncülerden biriydiniz galiba evet. kan bağışın. Ve kan bağışında da hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra bir kuruluşun vermiş olduğu en büyük şu ana kadar ülkemizdeki kan bağışı oldu. Yaklaşık 78 bin ünite. Dolayısıyla bundan da çok büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Böyle bir şey olduğu zaman mesela holding başkanı olarak Mustafa Koç böyle bir şey yayınlıyor. Bütün değil mi gruba 80 bin çalışandan bahsediyoruz. Evet. Çok ciddi bir geri besleme aldık, katılım aldık ve çok pozitif mesajlar geri geldi. O bakımdan da ne kadar doğru yolda olduğumuzun bu en iyi kanıtı olduğunu düşünüyorum. Herkese kendi yettiği kadar bunun bir parçası olmaya gayret ediyor. Gayret ediyor. Ben şu en sonki projenizden çok etkilendim. Fotoğrafları falan da gördüm. İnanılmaz. Yani engellilere yönelik kimin projesi, kimin aklına geldi bilmiyorum ama gerçekten... Tabii hani... biz öncelik ediyoruz ama arkamızda çalışan çok ciddi bir ekip var. Oya Hanım'ın liderliğinde. Evet, Oya ünlü. Burada da tabii bu konularda fevkalade iyi çalışıyor. Ekibi de çok iyi. Ve hakikaten Koç ismini de bu projelerde son 10 senede ciddi bir şekilde ön plana taşıdı. Ve tabii bundan dolayı da neler yaptı. Daha evvel de çok çalışma yapılıyordu fakat biraz böyle hani fanus içinde toplumdan uzak bir imaj çiziyorduk. Bu tamamıyla yıkıldı şimdi. Değil mi? Yani çok iç içe. Hani... Evet. Şimdi çok daha fazla insanlar da bize dokunuyor. Biz de insanlara tabii. dokunabiliyoruz. Biraz anlatır mısınız bu engellilerle ilgili tabii. çalışmayı? 8,5 milyon engelli var ülkemizde. Fakat bizim kültür anlayışımızdan veya farkındalığın eksik olduğundan dolayı veya bilinirliğin
maalesef engellerin toplum içindeki yaşamlarına çok fazla kolaylık gösterilmiyor. Göremiyoruz zaten bile, görmüyorsunuz. Değil mi yani? Hani çünkü bizde de böyle bir genel bir kanı var. Hani engelli tabii çok yanlış bir şey bu ama insanlar da bilmedikleri için engelliyse evinde otursun. Avrupa'da veya Batı dünyasında diyeyim engellilere yapılan şeyleri gördüğünüz zaman burada hakikaten daha ne kadar yol kat edilmesi gerektiğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Doğrusu. Aynı zamanda engellilerin toplum içindeki insanların bilinçlerini arttırmak için ne yapabiliriz diye ciddi bir şekilde oturup düşündük. Bu temeli seçtikten sonra insanları çalıştığımız insanları, bayilerimizi yine aynı büyük koç topluluğunu dolayısıyla da toplumu bu konuda daha bilinçli şekilde eğitmek, engellilerin daha kucaklanmasını sağlamak. İkincisi bir fotoğraf vardı, bu onunla ilgili yani koç çalışanları bir görme engellinin neler yaşadığını hissetmek için o eğitimi Ayder'den alıyorlar biliyorum ki Ayder çok müthiş bir dernek bu arada engellilerle ilgili çalışıyor. Gözlerini bağlamışlardı, öyle hissetmeye çalışıyorlar değil mi? Yani onların yerine koyuyorlar. Kendilerini yerine koyuyor ve bir arkadaşlar da bunlardan çok etkilendiler. Siz de yapacaksınız herhalde. Ben de yapacağım. İkincisi engelli dostu çalışma ortamını yaratmak. Türkiye'de ne yazık ki çok büyük çok, sorun çok, o. Çok sorun. Evet. Bugün çok ufak veya çarpıcı bir örnek vereceğim aynı zamanda. Washington'da senatoya gittiğiniz zaman bir tuvalete gittiğinizde bir tane normal ayna var. Bir tane de birinin tekerlekli sandalyeye girdiği zaman daha açısının daha eğik olduğu bir aynayla karşılaşıyorsunuz ki bu çok önemli bir detay ve ne kadar basit bir şey aynı zamanda. O beni hakikaten seneler evvel çok dikkatimi çekmişti. Bir de sonuncusu da engelli dostu üretim ve mamul üretmek. Yani? Yani işte evde kullandığınız eşyalardan tutun da ne bileyim ben arabaydı. Artık araba biraz belki şeye giriyor tabii engellinin durumuna göre ama genelde tabii çok kapsamlı bir şey bu. Ama bunun üzerinde de çok ciddi bir şekilde şirketlerimizle... O zaman bu bir Ar-Ge çalışması da oluyor. Tabii, değil mi? Tabii. Engelliye dönük ürün geliştirmeye başlayacak. Tabii engellileri de aynı zamanda iş hukukundan dolayı belirli bir oranda engelli de tabii istihdam ediyoruz. Onu soracaktım. Mesela hassasiyetiniz çok daha fazlalaştı mı? Şimdi şu anda başladı. Öyle bir talimat veriyor musunuz? Nasıl yürüyor hani işte? Ya zaten... Onun zaten bilincinde şirketler kanun olarak ama bunu tabii mesela yani. %3 de kanun bunu daha yukarıya çıkartmak çıkartabilirsek ne mutlu bize öyle söyleyeyim. Siz mesela bunu söylüyor musunuz yönetim kurulunda bütün çalıştığınız ekibinize? Yönetim kuruluna söylemem gerekli değil, bunu daha çok tabana yayıp çalışanlara ve dediğim gibi büyük topluluğa, geniş topluluğa yaymak önemli. Doğru. Ama bunun da tabii meyvelerini almamız biraz zaman alacaktır. Hı-hı. Fakat çok ciddi ve hayati bir konuya değindiğimize inanıyorum. Bütün bu şeye 80 bin çalışana sizin bir mesajınız vardı. Bana da geldi o mesaj bu arada. Bununla ilgili de tabii çok güzel anekdotlar yaşadık. Ne mesela? Bazıları telefon çaldıktan sonra açınca benim konuştuğumu zannedip hakikaten telaşlanıp veya şaşırıp çok heyecanlanıp güzel reaksiyon gösterenlere. Peki bir şey söyleyeyim. Ben... 80 bin çalışana kadar gitti mi bu? Gitti. Siz bir mesaj telesekretere okudunuz. Evet. Sonra bütün çalışanlarınızın bütün cep telefonu çaldı ve aynen. Merhaba ben Mustafa Koç. Kayıtlı olan herkesin cep telefonuna gitti. Müthiş bir şey. Müthiş bir farkındalık aslında. Bu eğer her tarafa gidiyorsa. Biraz da ekonomiye geçmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin gidişatını biraz değerlendirin istiyorum. En son sizinle Davos sonrası bir araya gelmiştik. O gün gerçekten hani müthiş etkilenmiştiniz değil mi? Davos toplantısından sonra tanıtım fırsatları oldu diye. Bir de Bilderberg toplantısından da dönmüştünüz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Şimdi tabii Ağustos'a yaklaşırken. Her şeyden evvel
Türkiye'nin 2001 sonrasında yapmış olduğu yapısal reformlardan sonra ve bu yapısal reformları çok ciddi bir şekilde uyguladığı için şu anda buradayız. Bir kere onu bir özellikle altını çizmem lazım. Yani burada izlerken iyi durumdayız. Burada izlerken iyi durumdayız. Bizim burada olduğumuz değil yani. çok iyi durumdayız. Ekonomimiz gayet iyi gidiyor. Avrupa'da ve dünyada imaj olarak da çok iyi bir durumdayız. Avrupa'ya baktığınız zaman veya Batı dünyasına 2008'den sonra yaşananlar belli. Bizim almış olduğumuz önlemlerden dolayı özellikle finans dünyasındaki, finans sektöründeki bizim kararlı tutumumuz ve bankaların durumu hakikaten gıpta edilecek durumda. Ve bunu da çok büyük bir gururla söylüyorum. Dışarıya gittiğiniz zaman hakikaten göğsümüz kabara kabara herkesten, bütün yabancılardan dinliyoruz. Gerek özelleştirmenin yapılmış olması, yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi, borsalardaki güven ve Türkiye'nin hakikaten bir yükselen bir yıldız gibi tam batıyla doğunun arasında olması çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. Tabii, ama diyeceksiniz ki problemimiz yok mu? Tabii ki aynı zamanda çok problemimiz var. Aynen. Çok kompleks bir coğrafyadayız maalesef. Komşularımızın durumu belli. Çok kaynıyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği çıpasını kesinlikle kaybetmememiz lazım. Ne diyorsunuz peki Avrupa'daki yaşanan krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa'daki yaşanan krizi ne zaman biteceği ve ne kadar derin olduğunu hala kimse bilmiyor işin kötüsü. Burada tabii Almanya'nın bu işin patronu olmasından dolayı Avrupa'nın en büyük ekonomisi, beğenelim veya beğenmeyelim, herkesin özellikle Akdeniz bölgesindeki ülkelerin, İspanya olsun, Portekiz olsun, İtalya'da bir farklı durumda, evet. Yunanistan olsun, işte biz bu duruma geldik, bizi kurtarın gibi bir tutum içerisindeler. Evet. Bunu da ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği'nin yapısal problemleri var. Yani her ne kadar Merkez Bankası böyle bir yangın olduğu zaman bir takım önlemler alıp bunu söndürüyorsa da uzun vadeli bunun bir parasal toplam olarak veya bir finansal bir birlik olmaması bu sorunun devam etmesini görüyor. Çünkü gelir seviyesi değişik, kültür değişik, lisan değişik. Bir tek ortak Merkez Bankası'yla bu işin, yani şimdi Almanya ile Slovakya'nın, evet, veya Romanya'nın veya Bulgaristan'ın oyu aynı. Aynen. Veya Kıbrıs Rum kesiminin. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Evet. Uzun vadede buna ciddi bir sorun çözüm getirmeleri lazım. Bunu da nasıl yapacaklar? Ben bundan hakikaten emin değilim. Peki mesela bir... Artı en çarpıcı şey de bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman bu kadar buraya girmek istiyorsunuz, İyi ki girmemişsiniz demeye başladılar. Çok fazla değil mi? Düşünün. Ben de evet çok duyuyorum onu. Peki sizi tedirgin ediyor mu? Çünkü neticede Türkiye en çok ekonomisi biraz Avrupa'ya çok bağlı, ihracatımızda. Biraz değil. Yani biz Avrupa'yla %100 entegre vaziyetteyiz. Hayır, yani özellikle ihracatımız, ekonomide bizim grubun ihracatı neredeyse 55-60 civarında. Avrupa'yla. Evet. Şimdi bundan etkilenmemek mümkün değil. Peki. Yani ne kadar pazar çeşitlendirmesini yapsanız da işte Pakistan'dı, Hindistan'dı, Güney Afrika'ydı, Kara Afrika'sıydı filan. Sonunda sizin ana markalarınız ihracat şeyi olarak baktığınız zaman malları olarak Avrupa. Avrupa, evet. Bu benim kendi vakamda söylüyorum. Tabii. Otomotifte de böyle. Beyaz eşyada da böyle. Televizyon elektronikte de böyle. Tabii. Dolayısıyla biz bunu hiç şu an yatsıyamayız. Tabii Avrupa'da ila nihai bu şekilde devam etmeyecek. Tabii. Bir yerde muhakkak geri bir şey olacak. Fırsat olabilir mi? Fırsat, ya öyle kesinlikle bakıyor musunuz? Öyle. Bilmiyorum, o tarz ziyaretleriniz oluyor mu? Bizim için ne fırsat var? Fırsat olarak tabii buraya gelip yatırım yapmak isteyen çok insan oluyor. Orta Doğu'nun parası, çünkü aynı zamanda da ciddi bir
para var piyasalarda. Tabii. Bunun eninde sonunda bir yere rüzgar bayağı olsun. İşimizi kolaylaştırıyor. Rahat ediyoruz. Evet. Bir yere gitmesi lazım. Verimli bir şekilde değerlendirilmesi için. O yüzden bence uzun vadede yani Türkiye'nin hakikaten eğer iyi idare edilirse bundan sonrasındaki istikbalinde çok parlak görüyorum. Parlak görüyorsunuz. Biz yani Türk, sizin gibi Türk yatırımcılar gidip bir şeylere bakabilir, satın alabilir. Alıyorlar zaten, görüyorsunuz. Alıyorlar zaten. Evet, siz de yapabilir misiniz? Biz de yapıyoruz. Şimdi gittik DeFi diye bir şirket satın aldık Güney Afrika'da. Evet. Arçelik olarak. Evet, Arçelik. Ondan sonra... Ama şimdi Avrupa'da çok ucuzladı mı? Yani Avrupa'da ucuzladı ama Avrupa'da bir şey almak değil. Niye değil? Çünkü iş hukuku, sendikalar baktığınız zaman ve kar marjları bu çok çok cazip olduğunu söyleyemem. Diyeceksiniz ki tamam çok daha stabil, problemsiz pazarlar ama onun da yani risk olmazsa da onun geri dönüşü de o kadar az oluyor. Çok doğru. Mustafa Bey kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Tekrar beraber olacağız sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Hayat'ın bugünkü konuğu Mustafa Koç. Mustafa Bey, biraz önce Avrupa'daki krizden söz ediyorduk. Türkiye iyi durumda, ekonomisi çok büyüyor. Peki önündeki fırsatlar ne sizce Türkiye'nin? Önümüzdeki 10 yıl için örneği. Şimdi baktığınız zaman Avrupa'da nüfus yaşlanıyor. Coğrafi olarak Türkiye'nin çok avantajlı bir yeri var. Hindistan'a, Çin'e baktığınız zaman gelişmekte olan ülkeler olarak hala birçok sanayinin penetrasyon oranının düşük olması, genç nüfusu, kalifiye iş gücü Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde avantajlı konuma oturtuyor. O bakımdan ben düşünüyorum ki bundan sonra hala Türkiye'ye ciddi şekilde yatırım politik istikrar devam ettiği müddetçe gelecektir. Tabii burada enerji önümüzdeki 10 sene içerisinde çok ciddi bir sorun ve aynı zamanda fırsat olarak zamanda, yurdumuz evet, için, yani ülkemiz için ortada. Hı hı. Hem dünyanın en önemli ana enerji koridorlarından biri olduğumuz için hem de yurt içindeki ve yurt dışındaki talepten dolayı. Bunun dışında gıda baktığınız zaman bundan sonra ki hakikaten nüfusun artması, dünya nüfusunun artmasından dolayı gıda sektörünün çok önemli, daha fazla önem kazanacağını düşünüyoruz. Şey diyorlar burada, ya Hindistan şu anda tek öğün yiyor. Yetkililer hani şeyin derdinde, Hindistan iki öğün yemeye başladığı zaman nasıl gıda bulacak dünya buna diye. Dolayısıyla gıda çok çok önemli bir sektör. Burada da Türkiye'nin konumu çok önemli. Öbür türlü tüketim eşyalarına baktığınız zaman tüketim, dayanıklı tüketim bakıyorsunuz beyaz eşya deseniz nüfusun gençliğinden dolayı otomotiv deseniz aynı şekilde. Finans sektöründe de daha baktınız mı yapacak çok yolumuz var. Onun için Türkiye hakikaten bundan sonra iyi yönetilirse bence potansiyeli çok yüksek bir bölge. Hem içteki yatırımcılar için hem de dış yatırımcılar için. Açısından. Peki sizin yakın gelecekte yeni yatırım planlarınız var mı? Siz yani bir yatırımcı olarak Türkiye'nin durumunu bu kadar iyi görüyorsanız herhalde... Biz tabii şimdi mevcut işlerimizde çok ciddi yatırımlara devam ediyoruz. Toplam 3 milyar dolarlık falan bir yatırım öngörüyoruz önümüzdeki 2 sene içerisinde. 2 sene? Evet. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tabii bunun çok büyük bir bölümü Tüpraş'tan geliyor. O da 2015'te bitecek. Onun için 2 sene demek doğru olmaz. 3 sene. Fuel Oil Dönüşüm Projesi. Çok daha çevre dostu yakıt üretmekle ilgili. Bu devreye girdikten sonra Tüpraş'ın konumu da dünyada da bambaşka bir yere gelecek. Bunun 2 küsur milyar dolarlık bir
bir proje. Yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yapıyoruz ve dünyanın şu halinde yapıyoruz bu yatırımı. Evet, bunda evet. Altını çizerek söylemek istiyorum. Sizin Arçelik grubun şu andaki en büyük projesi Tüpraş değil mi? Büyük yatırım evet, oraya evet. Otosan'ın çok ciddi 1 milyar dolarlık bir yatırım. 1 milyara yakın dolarlık yatırım var. Hı-hı. Önümüzdeki 10 sene içerisinde yapmış olacağı araçlarla ilgili. Tofaş'ın yatırımları devam ediyor. Bankacılıkta organik büyümeyi ve inorganik neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Ondan sonra ama elimizdeki fırsatları tabii mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama banka çok şükür çok sağlam temellerde oturmuş evet. vaziyette. Evet. Ortağımızda da durumumuz gayet ortağınız iyi. Ortağınız çok mutlu olmalı değil mi? Yani bu kadar kriz ortamında. Şimdi Avrupa'nın durumuna baktığınız zaman burası operasyon olarak en memnun oldukları yer. Yer, evet. O bakımdan ben bu ortaklıktan da çok memnun olduklarını zannediyorum. Arçelik'in yatırımları. Peki zaten. Mesela Arçelik Avrupa'ya satışları nasıl? Olumsuz etkileniyor mu? Biraz düşüş oluyor mu krizden dolayı, yoksa İngiltere'de çok büyük? İngiltere'de çok iyi. Şimdi İngiltere'de tabii çok enteresan bir şey oldu. İngiltere'de 2008 krizinden, 2008'in sonundaki krizden sonra 2009 ve 2010'da özellikle çok ciddi %2, %3 pazar payı kazandı Beko markası. Evet. Bu inanılmaz ciddi bir rakam. İngiltere gibi çok kompetitif bir pazarda. Evet. Bunun da sebebi kriz olunca insanlar biraz da tasarrufa önem verdiler. Evet. Ve daha belki ikinci derecede bir markaya yöneldikleri zaman harcadıkları parayla ürün kalitesini karşılaştıkları zaman ne kadar iyi bir yatırım yapabileceklerini gördüler. O yüzden çoğu insan Beko gibi bir markaya yöneldi. Burada da çok ciddi bir fırsatla değerlendirmiş olduk. Bir aralar söylüyordunuz ama şu anda Koç Holding yatırımları devam ediyor. Siz kendi aranızda ne bileyim beyin fırtınaları yapıyor musunuz? Hani dünyada yeni işler ortaya çıkıyor. Yeni ürünlere fikirler, talep artıyor. Siz de yeni arayışlarda oluyor musunuz? Böyle bir kendi tabii aranızda oluyoruz. En azından bunun tartışmaları çok, oluyor mu? Yani çok, yeni alanlara girelim. Tabii oluyor. Oluyor ama müsaade ederseniz onu şu anda açıklamayayım ben. Bütün Türkiye ile paylaşsak bugün. Başka zaman bir bunları tabii gerçekleştirdikten sonra veya ortaya somut bir şey çıktıktan sonra kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmak bence daha normal, daha doğru. Daha doğru. Ama herhalde şu en son Erbil'e açılmanızdan çok mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü otel sanıyorum şimdiden dolu mu? Otel... Divan Oteli'ni açtınız. Evet. Otel iyi Kuzey gidiyor. Bank'ta. Yani tabii şimdi mevsim olarak da biraz ters bir mevsim. Ama oraya biz uzun vadeli bakıyoruz. Evet. Dolayısıyla ben Erbil'in istikbalinde çok iyi bir yer olacağını, potansiyelin çok büyük olduğuna inanıyorum. O bakımdan tabii siyasi olarak da orası çok istikrarlı bir yer. Ama tabii Irak'a bir bütün olarak görmemiz lazım. Öyle de baktığınız zaman şimdi Türkiye'nin bir komşusu olarak bir yere kadar bir şeyler yapabiliyorsunuz. O bakımdan ama bizim oradaki şu andaki ilişkilerimiz olsun, yatırımlarımız olsun çok iyi bir yoldayız ve çok da memnunuz. Orada Divan Oteli'nin dışında da bazı yatırım girişimleriniz oluyor değil mi? Şimdi Divan Oteli'ne başladık orada. Evet. Sağ olsun. Oradaki yerel yönetim bize çok büyük imkanlar sağladı. Ve Divan Oteli'ndeki ortağımız da Sarp Turanlıgil Bey, Elegan grubun sahibi, bizi oraya gitmemize neden oldu. Çok güzel bir otel yapıldı. Orada şu anda otelin içerisinde Avis var, Setur Duty Free mağazası var. Ve aynı zamanda da Boyner'de çok güzel bir mağaza açtı orada. Çok da iyi ciro yapıyormuş Çok da diye. İyi ciro yapıyor. Duyuyorum. Yaz olduğu için şu anda biraz daha işler tabii yavaş ama
Ben oranın uzun vadede çok ciddi bir pazar olduğuna her yerinde inanıyorum. Zaten, çok hızlı şehirleşiyor. Evet. Şu anda çok fazla bir şey yok. Gerek sağlık turizmi olsun, gerek işte enerji konularındaki işler, bir tek petrol değil. Tabii. Başka bir sürü iş var. Tabii. Ve hakikaten yapılacak çok şey var. Bir de o bakımdan Türkler erken mi girdi? Türkler bence zamanında girdiler. Çünkü yani öyle yerlere ilk girdiğiniz zaman tabii, her zaman ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. Doğru. Bunda bence Türklerin, çünkü hakikaten çok Türk müteşebbisi gidiyor şu anda oraya. Evet, çok Türk. Yani 1990'ların başındaki Orta Asya ülkeleri gibi. Tabii. Ama burada çok ciddi fırsatlar olduğuna inanıyorum. Biraz da geçmişe dönmek istiyorum. Hep şu denir. Vehbi Bey'i bir kere siz bakınca Koç ailesi içerisinde böyle çok halka yakın bir isimsiniz. Çok sempatik davranışlarınız var belki, bilmiyorum ama çok sevilen mensuplarından birisiniz ailenin de. Bu özellikleriniz biraz Vehbi Bey'e, dedenize mi benziyor? Siz ona en çok benzeyen olabilir misiniz merhum Vehbi Koç'a? Valla onu bilemiyorum. Onu artık başkaları karar versin. Aramız iyiydi. Çok yakın çalışma fırsatı maalesef bulamadım. Ama çok toplantıya beraber girdim. Hakikaten çok özel bir insandı. Onu da söylemek isterim burada yani. Ben şeyi hatırladım. Geçenlerde Murat Tabanlıoğlu ile sohbet ederken bana kendi çocukluğundan söz etti ve Vehbi Bey her hafta görüştüklerinde bir makale okuturmuş. Sonra makaleyi okuduktan sonra da 5 lira imzalayıp imzalı bir 5 lira hediye edermiş. Böyle şeyler var. Sizin böyle anılarınız var mı? Size nasihatlarda bulundu? Benim anım çok da makalede okumuşumluğum vardır ona, ama ben bir tek bayramda bayramda para verirdi. O kadar. Ne kadar para verirdi? Şimdi hatırlamıyorum ne kadar olduğunu, ama böyle o zaman özel yepyeni kullanılmamış banknotlar bulundururdu. Aa, bunun evet, için. Evet, ki o zaman Türk parasının biliyorsunuz elinize aldığınız zaman hakikaten çok kötüydü yani. Çoğu böyle parçık parçık yırtık yırtık falan. Çok kullanılmıştı. Evet, çok kullanılmış da oluyordu. O bakımdan onları böyle gözümüz gibi saklardık. Öyle peki söyleyeyim. Yani hani cömert miydi, yoksa o böyle yani onun verdiği harçlık? Şimdi Vehbi Bey'in böyle bir şey, bir algılaması var. Yani çok efendim neydi, cimriydi, şu biliyor musun? Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çok tutumluydu. Ve iki tane savaş görmüş bir insan olarak tasarrufa önem vermesinden daha normal bir şey olamaz. Yeri geldi mi kuruşun hesabını yapardı, ama yeri geldiği zaman da birkaç milyon lirayı gözünü kırpmadan verdi ve yapmış olduğu yatırımlardan da ve hayır yatırımlarından da ne demek istediğim çok tabii. net bir şekilde anlaşılıyor. Zaten vakfa en çok aynen. Size en önemli nasihatleri ne olmuştu Mustafa Bey? Çok nasihat oldu da beni en çok etkileyen 3 tane nasihatı vardı. Bir tanesi insanların randevularına zamanında gitmesi. Evet. Onu müteakit defalar kendi de devamlı söylerdi. İkincisi insanları dinlemek. İnsanları dinlemeyi çok iyi bileceksinlerdi. Ben başta çok fazla bir anlam verememiştim, ama hakikaten insanları dinlemenin ne kadar önemli bir özellik olduğunu sonradan tecrübe kazandıkça, olgunlaştıkça hayat gösteriyor. Evet. Buna da baktığınız zaman mesela bir batıdaki açık oturumları görüp seyrediyorsunuz televizyonda. Ne kadar zıt görüşte olursanız olun, iki insan, üç insan birbiriyle gayet medeni bir şekilde tartışabiliyor. Herkes birbirini dinliyor, söz hakkı veriyor. Ondan sonra kendisi konuşuyor zamanı gelince. Ama bizde baktığınız zaman bunun tam tersini yaşıyorsunuz doğuya gittikçe maalesef. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca da birebir olduğunuz zaman da insanları dinlemek çok çok önemli. Tabii bu da insanın idare etmenin dünyanın en zor şeyi olduğunu hep söylerdi. Sabırlı olmak gerekiyor herhalde, evet, değil mi? Çok, çok. Ama bazen insanın sabrı da olamayabiliyor. Olamayabiliyor, evet. Ama bunun bir dengesini bulmak lazım. Sonunda çünkü en önemli kaynağınız insan kaynağı. İnsan kaynağı. Yani kim ne derse desin. Çok doğru. Evet. Üçüncüsü de bu da çok önemli bir şey. Eğer bir şeye bir reaksiyon veya tepki gösterirseniz, göstermek istiyorsanız muhakkak bana derdi ki 24 saat
bekle. Birine bir şey yazacaksan, birine bir şey söyleyeceksen, tepki vereceksen belki hani daha değişik bir ılımlı tavır takınırsın veya pozisyon evet, alırsın. Evet. Onun da çok faydasını gördüm. Şimdi bayram da yaklaşıyor. Sizin ailenizde bayram ritüeli var mıdır? Bayram, neler olur? Bayram ritüeli eskiden çok vardı. Öyle mi? Şimdi bir tek maalesef insanlar birbirlerini telefonla, büyüklerimizi telefonla kutluyoruz bayramlarını. Öyle bir şart yok, hepiniz buluşamıyorsunuz. Hayır. Eskiden vardı ama. Vardı. Aile dolaşırdık. Aile daha büyüktü. Tabii. Bundan evvelki jenerasyonda insanlar daha fazla insan hayattaydı. Tabii. Ama çocuklarınıza bayram kültürünü özellikle veriyor musunuz? Yani? Tabii. Kesinlikle öyle. Yani nasıl Noel ritüeli veriyorsak bayram ritüeli veriyoruz. Tabii. Ama eski Ramazanların şeyi artık kalmadı maalesef. Eskiden böyle ben hatırlarım işte 70'li 80'li senelerde çok iyi hatırlarım yani. Böyle eğlenceli, çok böyle renkli. Bir de tabii bir kışa geliyordu. Evet. Şimdi yazın daha bir değişik oluyor. Böyle herkes kendi haline falan. Biraz daha renkli ve şeydi. Evet, bayramla böyle daha böyle bir değil, işte Ramazanlar pardon bayram havası içerisinde evet. geçerdi. Şimdi ben onu o kadar fazla maalesef göremiyorum. Evet. Hakikaten çok severim yani Ramazan'da evet. çünkü insan ben kendim en azından öyle hissediyorum. Yani böyle halet ruhisi değişiyor. Daha bir kendini dinliyor. Evet. Biraz daha içine daha az dışarı çıkılıyor. Yani önemli iftarların dışında mümkün olduğu kadar eğer seyahatte değilsek evde oturmaya çalışıyoruz falan. Öyle. Son soru. Emeklilik hayaliniz var mı? Vallahi hayal her zaman var da gerçekleşir mi gerçekleşir yani, nasıl gerçekleşir? Rami Bey demiş ki emeklilikte çok daha fazla çalışmaya başladım. Doğrudur ama o kendi seçeneği tabii. Evet sevdiği için herhalde. Sevdiği için ama tabii 45-50 sene bir kurumuna bağlı ve bu kadar emeğe geçmiş olan bir insanı oradan kopartmak mümkün değil. O bakımdan ay kendisi... Sizi de mi kopartamayacağız o zaman? Kopartmak mı istiyorsunuz? yok. Zamanı geldiğinde yani 60 yaş kuralı falan koymuşsunuz. 60 yaş kuralı var da artık o 60 yaş kuralı da bu devirde bence biraz artık geçerliliğini kaybetmeye başladı. Çünkü 60 yaşındaki insanlar sağlıkları el verdiği müddetçe çok verimli ve en verimli demek belki yanlış olur ama çok verimli olabiliyorlar. O yüzden o paradigmayı da belki bir kırmak lazım. Ama yani manşet veriyorsunuz. Çok önemli bir şey değil mi? Yok ben buna kalben inanıyorum. Çok güzel. Yani Koç Holding'de bu kural değişebilir o zaman. Ya tabii onu burada istisnalarla hareket etmek evet. lazım. O bakımdan yani duruma göre şey yapmak lazım ama illa 60 diye 60 illa artık 60 orta yaşa diye, doğru yok, gidiyor. Tabii, yani insanların en dinamik, en kendini doğrudur. Hissettiği yaşlar oluyor. Ve bu 20 sene sonra belki 60 hiç konuşmayacak olacağız. 80'e tecrübeli dediğimiz yıllardayız artık. Yani yaşlı diye bir insanı artık hani söylememeye çalıştığımız bir dönem. Doğrudur. O bakımdan yani tabii bunu işin sahibi ortağı olan bir insan olarak hani ben 60 yaşında şapka alıp gideceğim diye bir şey söz konusu olamayacağını gayet iyi biliyorum. Olamayacak o yüzden. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bize ederim. Bize vakit ayırdığınız sağ için. Olun. Çok mersi. Sevgili izleyiciler işte hayat sona erdi. Yarın yine bir başka değerli konukla beraber olacağız. Bizi izlemeye devam edin.